Herkese merhaba arkadaşlar, Retro Arşiv'e hoş geldiniz. Resident Evil Zero oynamaya başlıyoruz. Çok heyecanlıyım. Çok uzun zaman olmuştu. HD Remastered çıktı arkadaşlar. Ayın 19'unda Steam'de bulup indirebilirsiniz. Ben pre-order vermiştim daha önceden. 40 liraya falan aldım. Şu an fiyatı ne bilmiyorum. Harika bir oyun arkadaşlar. Eğer Resident Evil oynamadıysanız hayatınız boyunca kesinlikle bu oyuna başlamalısınız. Çünkü korku oyunlarının atasıdır. İlk Resident Evil oyunu 1996 yılında çıktı arkadaşlar. Ben de 1999 yılında 9 yaşındayken 3. oyunla tanıştım ve bu arada biraz böyle şeyler geçsin biz de konuşalım. Ve hayran kaldım bu oyuna. O gün bugündür oynuyorum. 20. yıl arkadaşlar Resident Evil'ın. 2016'da 20. yılına başladı, girdi öyle diyeyim. Ve harika bir oyunla, daha doğrusu 2002 yılında çıkan oyunun yeniden yapımıyla, görüntüle iyileştirilmiş haliyle bilgisayara çıktı arkadaşlar. Bilgisayarda oynuyorum, bir konsol oyunu değil, emülatör kullanmıyorum. Steam'den alıp siz de oynayabilirsiniz. Harika bir oyun, harika bir oyun. İki karakteri kullanabiliyorsunuz oyunda arkadaşlar. Zaman zaman oyunun gidişatına göre karakterinizi değiştirebiliyorsunuz. Resident Evil Zero, hemen isterseniz olaya dalalım. Dediğim gibi çok heyecanlıyım ben de. Çok uzun zaman olmuş. Herhalde bir 2007 yılında falan oynadım GameCube versiyonunu. Bayağı olmuş. Neredeyse 8-9 yıl. Ne yapalım o zaman? New game diyelim. Easy'de oynuyorum arkadaşlar. Bildiğiniz gibi ben hardcore bir oyuncu, sağlam bir oyuncu olduğum için en zoru yani Easy'de oynuyorum. Tabii ki de dalga geçiyorum. Dediğim gibi hard'da oynamak oldukça zor. Normali bile kasar. O yüzden biz Easy'de yavaş yavaş gidelim. Açıkçası çok fazla olaya abartmadan. Geniş ekran olsun, subtitle olsun, alternate kontrol olsun. O zaman okey diyelim ve maceraya dalalım arkadaşlar. Birebir her şeyi çevirmeyeceğim çünkü hikaye kaçıyor. Raccoon şehri Resident Evil oyunlarında gerçekten en önemli şehirdir arkadaşlar. Bütün olaylar burada gerçekleşiyor. Ondan sonra tüm dünyaya yayılıyor. Adalar da var arkadaşlar açıkça aynı zamanda. Bizim bütün travmatik olaylar yani sorunlu zombi olaylarımız bu bölgelerde gerçekleşiyor. Yine 30'ar dakikalık, belki 30'dan biraz daha fazla olacak şekilde bölümler çekeceğim. Umarım beğenirsiniz siz de arkadaşlar. Maceraya başlıyoruz. Bakalım neler bizi bekliyor. Çok uzun zaman olmuştur Resident Evil oyunu oynamayalı. Bu arada dediğim gibi Resident Evil hayranlarına ufak bir duyurumuz daha olsun. Resident Evil'ın ikinci oyununun da remake'i yapılıyor. Bildiğiniz gibi birinci oyunun HD Remastered'ı çıktı. Hayranları yerinden oynattı eski Resident Evil fanlarını. Ve şimdi Zero'nun remake'i çıktı. Ardından ikinci oyunun geliyor. 98 yılındaki oyunun remake'i geliyor arkadaşlar. Harika oyunlar geliyor, emin olabilirsiniz. Ne zaman çıkacak tarihini bilmiyorum ama yetkililer tarafından duyuruldu. Bütün olaylar bu trende başlıyor arkadaşlar. Resident Evil Zero'nun hikayesi birinci oyundan 2 saat önceyi alıyor, konu alıyor sanırsam. Bravo takımının bu bizim malikaneye gelişini, mansion'a gelişini anlatıyor. Ve olaylar başlıyor. Hikayeyi beraber görelim. Neler olacak neler bitecek, spoiler vermeyeyim çok fazla. Ben de çoğunu hatırlamıyorum bile, zaten çok uzun zaman oldu. Ve bu garip sülüğümsü yaratıklar insanlara saldırmaya başlıyor arkadaşlar. Bunların sorumlusu bu adam mı yoksa? Amica sen kimsin? Bunların hepsinin cevaplarını seride bulacağız arkadaşlar ilerleyen bölümlerde. Ve biz gidiyoruz Raccoon City Police Department, yani Raccoon şehri polis teşkilatından. Bunlar böyle işte akıl almaz cinayetleri araştırmaya geliyorlardı ama hiçbiri aslında böyle bir kabusun içine bulaşacağını, gireceğini düşünmüyorlardı. Bir motor arızası. Takımımız düşüyor arkadaşlar. Biz burada çaylak Rebecca'yı kontrol ediyoruz. Daha yeni polis olmuş. Medic daha doğrusu. Yani sağlıkçı. Özel harekat. Takımı ve bizim Rebecca'mız. Tatlı Rebecca. Daha toy, yeni yetme. Herkes şu anki konumunu kontrol etsin ve alanı araştırsın dedi. Captain, bak. Kaptan bak. Oo, herkes zortlamış. Bu oyunda zaten zortlayan arkadaşlar. Önüne gelen zortluyor.
What happened? Ne oldu? Sıvılar akıyor oradan bizim sülükler. Billy Cohen de diğer karakterimiz arkadaşlar. Mahkum Billy Cohen 26 yaşında eski komutan, kumandan. Mahkum işte idam için başka bir yere transfer edilirken olaylar olmuş. Sadece işlerini yapan iyi insanlardı bunlar diyor. Ve bu pislik katil onları günahına girdi, öldürdü dedi. Bu hiç dikkat etme, hiç şey yapmayın, hani anında sizi şeker vurur, o yüzden bu kanlı katile karşı dikkatli olun diyor. Gardınızı indirmeyin. Ve bizim medic Rebecca'mız, yeni yetme Rebecca'mızın başına neler gelecek, hikaye başlıyor arkadaşlar. Gerçekten çok uzun zaman olmuştu böyle Resident Evil oyunu oynamayalı. Yeni tarz oyunları da oynadım tabii ki. Fakat eskinin havasını vermiyor. Ben açıkçası söyleyeyim, eski Resident Evil oyunlarını böyle bulmacalı bilmeceli, o kamera açısını özleyen bir insanım. Eski fanlardanım. Yeni oyunlar da güzel. Tabii ki hepsini oynadım, hikayeleri, senaryolarından dolayı. Ama eskilerin tadı başka arkadaşlar. Hele ikinci oyunun çıkacak olması, yeniden yapılıyor olması beni çok heyecanlandırıyor. Nasıl olacak hiçbir fikrim yok. Bu arada geniş bir Resident Evil oyun koleksiyonum var. İlerleyen zamanlarda belki onunla ilgili bir video çekeriz ve olayların yaşandığı trene doğru dalıyoruz arkadaşlar. Bakalım bizi neler bekliyor. İlk zombimizle bir karşılaşalım, neler olacak. Geriye dönüş yok, dükkan kapandı diyor. Evet arkadaşlar, harika olmuş grafikler. Ben size söylemek gerekirse beğendim. Çok güzel oynuyoruz bu arada. Kontrolleri kontrol ediyorum arkadaşlar. Buradan menüye giriyoruz. Bu arada pre-order verdiğim için şöyle kostümler gelmişti. Cheerleader kostümü, Western kostümü, Leather deri kostüm. Ben normal 2002 Stars kostümüyle gideceğim arkadaşlar. Herhangi bir değişiklik yapmayacağım. Bu taraf kapalı. Dining car is locked diyor arka taraftan. Güzel olmuş abi. Kamera açısı. Resident Evil oyunları böyleydi arkadaşlar. Parça parça gidiyorsunuz. Ve Resident Evil oyunları, daha önce hiç Resident Evil oyunu oynamadıysanız, daha doğrusu eski jenerasyon Resident Evil oyunu oynamadıysanız, yine Steam'den Resident Evil'ın birinci oyununun HD Remastered'ını indirmenizi tavsiye ederim. Ve her yere tıklayın arkadaşlar. Çünkü Resident Evil oyunlarında böyle oluyor. Bu Bravo takımından Officer memur şey diyor. Rebecca, olaya daldım ben de. Lütfen cevap verin diyor, kim varsa diyor. Ki meğersem radyoymuş. Her şeyi çevirmeyeceğim arkadaşlar birebir. Hikayeyi kaçırıyoruz bu sefer. Ben sesi falan baskılıyorum, hoş olmuyor. Ve ilk zombiyle karşılaşıyoruz. Pekmezin akıttığım. Rebecca'nın tatlına bakar mısın? Sağlı sollu girişiyorlar arkadaşlar zombiler. Beynine beynine sıkıyoruz. Evet, ilk zombileri indirdik. Easy de oynuyoruz, o yüzden çok zorlu değil arkadaşlar. Ölü olduklarını zannediyordum diyor. Bunlara ne ayak bunlar dedi. Bu arada A'ya basıp, pardon B'ye basıp ileri gittiğin zaman da koşuyor. Kontrolleri ben şeyde menüde göstermedim ama aşina oldum zaten. Aşina olduğum için daha önceden benzer kontrollerle ilerliyor. Yağmur yağıyor, kaç kaç şemsiyeni aç diyor. Odalara giriyoruz. Her yere girmek lazım arkadaşlar. Kağıt kalemle oynayabileceğiniz bir oyun. Çünkü bazı yerlerden ne yapmanız gerektiğini. Her yere tıklıyorum. Burada bir değeri buldum. Bunları okumayacağım. Çok önemli bir şey yok. Böyle hızlı hızlı geçiyorum hani. Bazen şifre falan yazabiliyor. Ama olayları anlatıyor burada arkadaşlar. T-virüs ile ilgili, T-virüs ile ilgili bilgiler veriyor. Yolcuların günlükleri. Oo, burada first aid bulduk. Can. Burada da bir eleman var. Ya, amcam yazık. Ağzını yüzünü yemişler. Yerde de mermi var. Alamıyorum ama. Handgun ammo. Burada başka bir şey yok. Hadi bakalım. Hadi bakalım neler bizi bekliyor. 30'ar dakikalık bölüm olacak arkadaşlar. Dediğim gibi her hafta bir bölüm gelecek. Oyunu beraber bitireceğiz sizle. Çok heyecanlıyım ben de açıkçası. Çok uzun zaman oldu. Belki 6-7 sene olmuştur bu oyunu oynamıyor da. 8-9 da olabilir. Bayağı zaman oldu. Ve şu odanın sesini gerçekten özlemişim. Resident Evil'da kayıt böyle oluyordu arkadaşlar. Eski sistemde. Ink Ribbon buluyordunuz. Belli sayıda kayıt edebiliyorsunuz oyunu. Öyle eskisi gibi değil ki. Bu artık çok bile. İlk oyunda o kadar çok Ink Ribbon da vermiyorlardı. Burada da işte bir araştırmanın, araştırıcının şeyi varmış.
Herb bulduk, Green Herb'le kombin yapıp bazı şeyleri birleştirip can basabiliyorsunuz. Mermi bulduk, böyle toplayacak çok fazla şey var. Easy'de oynadığımız için çok fazla şey çıkıyor ama bu kadar çıkmıyor normalde. Hadi bakalım ilk kaydımızı alalım. Şunun sesini bile özlemişim. Yeni jenerasyon Resident Evil oyunlarında bunu göremiyorsunuz arkadaşlar. Daha önceden ben ufak bir oynama yapmıştım, onun üzerine kaydedeceğim. Aa, tıkır 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 sesi vermemişler. Ha işte bu ya. Ah 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 şu, yemin ederim tüm tüylerim diken diken oldu. Tam bir nostalji. Biz oynarken arkadaşlar şu an tabii ilk oyunu, 96'daki oyunu oynasanız oynamazsınız. Bu neler lanet olsun falan dersiniz ama kendi zamanının en baba oyunlarında arkadaşlar, en baba oyunlarından da arkadaşlar Resident Evil ve ben gerçekten çok severek oynardım. Anlatamam size. Her yer kapalı oluyor genelde oyunda. Artık ne yapacağım falan diye. Burada bir amca var, ağzını yüzünü parçalamışlar. Oo, bir anahtar bulduk. Mesela bazen anahtar bulduğunuz zaman anahtarı bir araştırmanız gerekiyor arkadaşlar. Tam adı mesela tren anahtarı demiş. Çok spesifik bir şey değil. Hani tren anahtarı milyon tane kapıyı açabilir. Bu arada bizim Billy geldi. Silahı doğrulttu bize. Çavuş Cohen. Çavuş mu komutan mı artık bilmiyorum. Beni tanıyor gibisin diyor. Ne diyor, benim hayranımsın değil mi diyor. Hayranım falan değilsin değil mi diyor. Sen diyor idam için götürüyordun diyor. Oo, demek ki sen Star Sanders'ın diyor. Alınma yavrum ama pek etrafımda istemiyorum. Sen o yüzden hadi, hiç benim konuşacak zamanım yok, hadi görüşürüz falan dedi. Bekle, tutuklusun. Hehe diyecek şimdi. Aa, ben almayayım bebek surat. Çoktan ben kelepçe taktım bile falan diyor. Konduktörün şeyi var burada. Ahan da olaylar, ahan da köpek mi o, kim? Ne o? Edward. İyi misin? Ne ayak, ne oldu? Düşündüğümden daha kötü. Bir düşündüm demedi de bir dikkatli olmalısın diyor Rebecca. Orman zombiler ve canavarlarla dolu. Rebecca'nın güzelliğine baksana ya. Zombi ve canavarlar, grafikler falan hoş olmuş arkadaşlar. 2002 oyununa kıyasla. Ahan da köpek. En nefret ettiğim Resident Evil'daki yaratık tipidir, zombi tipidir. Zombi köpekler. Nefret ediyorum şunlardan çünkü vurulmuyor abi o hayvan. Allah'tan easy'de oynuyoruz. Yoksa var ya bunlar pekmezimizi aktır bizim. Böyle ağzını yüzünü çıyorlar, kusura bakmayın. İyi, kolay öldü. Şimdi biz bu aldığımız anahtarı... Pardon. X'e basıp şey yapacaktım. Aldım anahtarı, bir inceleyeyim. Inventory çok küçük ya abi. Inventory harbiden çok küçük olmuş. Buradan ne diyeceğim? Examine diyeceğim bu anahtara. Oo, Dining Cat. Dining Car mı? Aynen. Dining Car yazıyor. O zaman bu Dining Car'ı açacak anahtarı arkadaşlar. Hızlıca o zaman yukarı doğru buradan gidelim. Yukarıda merdiven var. Şurada ileride. Daha doğrusu Dining Car'ın oraya gideceğim. Ama inventory'm dolu. Inventory çok sıkıntılı arkadaşlar. Kasayı falan bulana kadar maalesef böyle idare etmek zorundasınız. Resident Evil oyunların en büyük noktalarından bir tanesi budur. Sınırlı sayıda obje taşıyabiliyorsunuz yanınızda. Kasaya gidene kadar bunları düzgün kontrol etmemiz lazım. Bu arada... Başta bunlar çok kolay ölüyor. Buradan yukarı sonra çıkacağım arkadaşlar. Şuradan da merdiven falan var. Parçalanmış bu. Ya da şimdi çıkalım. Orada bir herb vardı sanırsam. Ama daha fazla yanımda obje taşıyamadığım için alamıyorum. Buralarda şu sülüğümsü şeyler kapatmış. Slime'lar. Yapış yapış vıcık vıcık sesleri bile sinir bozucu. Gerçekten şu an buram buram nostalji yaşıyorum. Şu kapıların açılışları, şu merdivenlerden inişler. Abi yok böyle bir şey. Hele şu ikinci oyun bir çıkarsa. Anlatamıyorum şu an size duygularımı. Dediğim gibi ben Resident Evil oynayarak büyüdüm. İlk oyunlarımdan bir tanesi Resident Evil'dı. Bu arada olay oluyor yine. Bu Rebecca. Beni duyabiliyor musun Rebecca? Ben Enrico. Neredesin diyor. Enrico. Duyabiliyor musun beni? Lütfen cevap ver. Seni duyabiliyorum Rebecca. Şimdi dinle beni. Kaçak hakkında bilgi aldık diyor. Yıkılı bak şeyde bulmuşlar. Billy Cohen 23 tane insan öldürmüş. 23 mü? Vay anasını.
O yüzden diyor dikkatli ol diyor. Beni duyabiliyor musun Rebecca? Seni öldürmek için ikinci kez düşünmez bile. Beynine sıkı verir mermiyi diyor. Ama bildiğinin üstüne suç attılar, suç. Garibim. Spoiler verdim, lanet olsun. Elektarı almıştık arkadaşlar. Buradan dining cat'i açıyoruz. Elektarı başka işi olmayacak, o yüzden atmak ister misin diyor. Attık bakalım elektarı. Abi kapı açılışları falan bomba ya. Zombi var mı? Zombi var mı? Yine mi olay? Aha. Abi grafikler hoş olmuş gerçekten. Of, zombi geldi zannettim ha. Neden birlikte gitmiyoruz artık? Tehlikeli olacak diyor. Seninle birlikte gitmek mi? Dinle beni ufak kızçe. Fark etmediysen diyor burada garip şeyler oluyor. Eğer buradan gitmek istiyorsan diyor. Hani tek başına yapma pek olabileceğini zannetmiyorum. Sana güvenmem kesinlikle diyor. Kendim hallederim ben kendi işimi. Bana da kız deme. Sana ne diyeyim o zaman diyor. Bayan kendi yapan. Rebecca Chamber'ım ben diyor. Officer hem de. Memur Rebecca. O zaman git hadi ben burada bekliyorum falan diyor. Hadi bakalım. Well then, Rebecca. Why don't you go and try while I wait here? Sen gidip kendin denerken ben de burada bekleyeceğim falan dedi. İyi bakalım bekle. Artist ya, artist. Supervisor'ın notularıymış bunlar. Oo, Umbrella Corp'a saydırma sövdürmeler başla. Hadi bakalım. Sadece staff diyor. Otomatik kapı şu an açılamıyormuş. Bir yukarı gidelim bakalım ne olacak, ne bitecek yine olaylar olaylar. Abi çok hoş ya. Buram buram nostalji. Mermileri de alalım. Çok mermi veriyor ya. Normalde mi oynasaydık? Neyse, easy'de başladık, easy'de bitirelim arkadaşlar. Normalde çok kasmasın şimdi. Kapı açılmıyor. Bu da kapalı. Abi her yeri kapamışsınız ya. Ne oluyor? Yine bir olaylar. Bu amca yaşıyor mu yoksa? Amca? Amca yaşıyor mu? Excuse me, sir. Affedersiniz bayım. Sir. Bayım. Aha, kafasını dönüşü bile. Allahu ekber. Ne oluyor? Adam bölündü yemin ederim ya. Vay, slime'lar taklit yapabiliyormuş. Vay anasını. Hop, ne oldu lan öyle? İğrenç. Harbi iğrenç ya. Bu ilk ölen adam. İlk ölen adamın kılına girmişler. Öl lan öl, öl lan öl, lanet olasıca. Aha çok kolay öldü ya. Üstüme üstüme geliyorlar. Allah, gidiyoruz, biz de gidiyoruz. Allah'tan bizim gentleman Billy yardım etti. Az kalsın zortluyorduk ha. Oha. Vay adamım, artiste bak. Abartmış. Harbi abarttı. You okay? İyi misin? Bunu da çevirmeye gerek yok ya. Okay'im dedi. Ne oluyor ya? Şizofrenik biri şarkı söylüyor orada. Bizim eleman. Bunları kontrol ediyor arkadaşlar sanırsam bu eleman. Şarkı söylüyor mu ya? Tipe bak. Who is that guy? Bu eleman da kim diyor? Yine bir olaylar. Elektrik mi geldi? Ha, ne oluyor? Treni kim kontrol ediyor diyor. Hadi diyor git ilk şeyi, vagonu kontrol edelim diyor. Motorun oldu. Dediğim gibi bak birlikte gitmeliyiz diyor. Bir dinle artık beni ya. Bir artist yapma kız. Belki de diyor kurt yemi, solucan yemi olmak istersin diyor. Eğer diyor bir şey yaparsan diyor seni vuracağım diyor. Oo, mermi verdi bize. Eğer bir şey bulursan beni çağır diyor. Ara. Ara beni lütfen. Evet.
Ne oldu? Karakter switching'in şeyi gelmiş arkadaşlar. Karakterler arasında değişim yapabilirsin diyor. Main karakter ve partner karakter. R butonu, yani şu analogla. The partner character is move independently but you can use the solo ya da team. Both characters move independently, team partner follow the Back'le de ne yapıyormuşum? You can also press the back switch between solo and team behavior. Atak ve şey yapabiliyor musun? Solo team olsun, team partner follow main character. Solo da both character move independently. O zaman solo da gitsin bunlar. Y butonda Y'ye bastığın zaman da switching karakter. Press the Y at the status screen switch karakter. You will need to switch karakter. Evet, karakterleri de değiştirebiliyormuşuz bu şekilde. Ne diyor? Exchanging items var. Exchange yapabiliyoruz. You can combine herb related weak defense and you can use the mixing set to combine chemicals diyor. Karakter ability Billy. Rebecca'nın şeyi. Rebecca'nın defansı biraz daha düşükmüş. Fakat combine'larda iyiymiş. Kimyasalların karıştırmasına falan iyiymiş. Dediğimiz gibi medic sonuçta kız. Ve Billy de daha saldırı gücü yüksekmiş. Aynı zamanda büyük objeleri itme konusunda iyiymiş. Fakat herb ile alakalı itemları birleştirmede, objeleri birleştirmede sıkıntı yaşıyormuş. Eğer herhangi biri ölürse diyor, komple kaybediyoruz herhalde. If the partner character is attacked, both or the main partner characters will die if they took much damage and you should always keep eye on the their condition. Ha, hepsi için geçerli bu arkadaşlar. If your partner does call, go help quickly as possible, as soon as possible. Tamam arkadaşlar, olayı da çözdük. Bu arada evet, Y'ye bastığın zaman karakterler arasında değişim yapabiliyorsun. Bu halde R ile de diğer karakteri kontrol edebiliyorum. Aynı anda aynı anda ikisini birden kontrol etmek mümkün. Tek giderken nasıl geliyorlar peki? Aynı anda ikisini birden mi kontrol edeceğim? Şunun solosunu nasıl değiştiriyoruz ya? I'll go. Yeah. Come on. Yeah. Aynen, şu an ikisini biri takip ediyor tekin arkadaşlar. Ama ayrı ayrı da şey yapabiliyorum. Abi çok şey olmuş bu durum ya. İlk yere gitmemiz lazım. O da şuradan gideceğiz. İlk oyunda böyle miydi ya bu durum? Değiştirmiş olabilirler. Tam hatırlayamadım. Yukarı çıkacağız. İlk vagona gitmemiz lazım. Tepeden oraya gideceğiz arkadaşlar. Abi çok iyi olmuş ya. Ya bilmiyorum, hani biraz abartı olabilirim ama bunlar gerçekten şu an beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü çok uzun zaman oldu. Bu tarzda Resident Evil oyununu oynamıyorlar. Herhalde en son geçen sene falan çıkmıştı şeyi. Onu oynamıştım. Zero değil, remake çıkmıştı. Birinci oyunun remake'i Zero bu. Bu arada buradan içeri girebiliyorum ama burada da burayı tamir etmem gerekecek herhalde. Şuraya bir tıklayalım, burada bir elektrik kaçağı var. Aynen. Güç kablosu gitmiş. Kabloyu bağlamak ister misin diyor. Hadi bağlayalım. Hoppa, elektriği de getirdik. Çok güzel. Ne slime'lar kapladı burayı ya. Ne oluyor lan? Anlam. Kabloyu mu ayıracaklar yine? Aşağı düştük bildin ya. Şurada bizim eleman nerede? Green Herb'ü alalım abi, Green Herb'ü. Green Herb'ü hatta biz şey yapalım şöyle. Combine'layalım. Bu arada servis asansörü var. Buradan bir şeyler yollayabiliyoruz herhalde. Aşağı katlara falan. Birinci katın şeyine. İçinden bir şey çıkar mı acaba? Biz içeri sığabiliyor muyuz? Oradan aşağı gidebiliyor muyuz? He, buradan item koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama büyük ihtimalle kullanacağız bunu herhalde oyunun gidişatına göre. Biriyle ayrılacağız, yollarımız kesişecek falan. Büyük ihtimalle birine item yollamak için kullanacağız bunu diye tahmin ediyorum. Bakalım şu an için. Abi her yer dolmuş da. Anahtar bulduk bu arada, bir tane daha. Bakalım bu neymiş? Bir de inceleyelim neyin anahtarı bu. Examine diyelim. Oo. Kondaktörün şeyiymiş arkadaşlar. Kondüktör da mı denir? Tam olarak bilmiyorum işte. Treni yöneten elemanın şeyi. Bu arada arkadan kilitli. Şöyle bir şey yapacağız. Tahminim o yönde arkadaşlar. Buraya şu anahtarı koyacağız. Anahtarı Billy'e vereceğiz bir şekilde. Şu Billy'e verelim şu anahtarı. Bu anahtarı alsın, Billy açsın şu kapıyı falan da beni şuradan çıkarsın. Ben burada kaldım çünkü, yapabileceğim başka hiçbir şey yok. Press the button diyelim. Bu gitsin aşağı kata arkadaşlar. Billy ile de gidip şu şeyi bulacağız. Anahtarı alacağız herhalde. Tahminim o yönde. Biz de şuradan şu canı alalım. Hadi Billy'ye geçelim o zaman. Billy yukarıda kalmış. Buradan şey yapamıyorum diyor. Ulaşamıyorum diyor. Geri gideceğiz.
çok yavaş gidiyor bu arada. Trenin üstünde gittiğimiz için yağmur da hat safhada. Malum fırtına var bildiğin. Aşağı gidip bir yerlerden o anahtarı bulmamız lazım arkadaşlar. Rebecca'yı oradan kurtarmamız gerekiyor. İlk partnerlik olayını gerçekleştiriyoruz. Hadi bakalım rastgele. Aşağı inmek ister misin? İnmek isterim. Burada her şeyi soruyor arkadaşlar. Diğer oyunlardaki gibidir. Resident Evil'ın ilk oyunlarında böyleydi. Her yere tıklayıp her şeyi okuyabiliyorsunuz. Yani her şeyi okuyabiliyorsunuz dedim. Atıyorum burada masaya tıklayabilip masada bir şeyler yarısı yenmiş bir şeyler var falan diyor. Yani her yere böyle tıklayabiliyorsunuz. Tabii ki her şeyi okuyorsunuz falan dediğim zaman abartmış oldum. Her şeyi okuyamıyorum maalesef. Burası kapalı. Diğer taraftan kapalı. Burada sanırsam bizim kız Rebecca. Şu anahtarı alalım bakalım. Kondüktörün oraya bir açalım. Ne olacak? Rebecca orada kaldı. Aha. Daha yemek yapıyormuş insanlar ya. Yanmış etler var burada, yazık. Burayı açabileceğiz galiba ama bir çeşit alet lazımmış açmak için. Burası da kilitli. Abi kilitli olmayan bir yer yok zaten oyunda. Her yeri tek tek açıyoruz. Bizim bu şimdi anahtar nereye gitti? Onu bulmamız lazım önce. Aha, anahtar burada. Aynen, anahtar alıp bir kondüktörün odaya gidelim. Üst katı bir türlü açamıyoruz. Kondüktörün anahtarı. Tamam, bir şey almayacağım, koymayacağım ya. Rebecca'ya bir şeyler mi yolladı? Oo, birinin çakmağı varmış. Vay. Birinin çakmağı var. Rebecca'nın da işte bu kombinlamak için şeyleri var. Çantası var, otları birleştirmek için. Billy yapamıyormuş onu. Güzel olmuş aslında arkadaşlar. O hani en azından şey olmuş. Normalde diğer Resident Evil ilk oyunlarında her şeyi rastgele herkes birleştiriyordu. Biriyle 200 zombi öldürsek bari. Aha. Pekmezini akıttığım arkamdan geldi. Öldün mü lan? Zombilerin olayı bu arkadaşlar. Birkaç defa vuruyorsunuz ölmüyorlar. Bu oyunlarda böyleydi ilk başlarda. Hani odaya girip çıktığınızda tekrar canlanıyorlardı falan. Köpek gelmesin de ne gelirse gelsin. Nefret ediyorum şu köpeklerden. Oha. Pekmezini akıttın. Kime ne için alıyorsun be? Ink ribbonum yok. Kayıt edemedim. Abi orada rüzgar müzgar, bak korkutuyorsunuz beni, yapmayın, gözünüzü seveyim. Enrico zombi oldu mu acaba? Enrico da yakındır arkadaşlar. Her tarafında ısırıklar falan var diyor. Aha, mermi bulduk. Vay, Allah bereket versin. Hadi bakalım, kondüktörün odayı da açtık. Daha fazla ihtiyacımız yokmuş, attık o kapı hareket etti falan. Vallahi tırsmaya başlıyorum arkadaşlar. Zombi. Otlar var da Billy'yi de otlar bir işe yaramıyor. Alalım da en azından Rebecca'ya veririz. Red Herb de var arkadaşlar. Bu da işte duruma göre hangi bitkiyle birleştirirseniz ona göre etkiyi arttırıyor. Bir şeyler bulduk buradan. Kondüktörün notuymuş. Dediğim gibi bunları tek tek çevirmiyorum. Yoksa oyunu zaten kaçıracağız. Önemli olan bir şey olursa okuruz tekrar şeyleri. Her tarafta şeyler var diyor. Burada ne varmış? Go to travel on the next world. Ne o ne ya? Briefcase aldık. Briefcase ne işe yarıyor? Yani birinin bana bunu açıklaması lazım. Examine diyelim. Bu açılıyor mu? Ne diyor? O ne lan? İki tane anahtar mı? İki tane şey var bunu açmak için. Arkadaşlar Resident Evil ilk oyunlarında mesela bu oyunda da böyle objeleri açabilmek için incelemeniz gerekiyor sağ sol falan. Ama şu an yapamıyoruz, açamıyoruz hiçbir şey. İki tane uyacak anahtar tarzı bir şey varmış burada. Hadi bakalım rastgele. Şu an burada başka hiçbir şey yapamıyoruz. O Rebecca kızını oradan nasıl çıkartacağım? Oo, dükkanın anahtarı şey haritanın şeyini buldum. Haritayı buldum ya, konuşamadım. Tren haritası. Burada da yanıp sönen. Hadi açalım bakalım. Ahamla merdiven çıktı. Vay. Hadi bakalım nereye gidiyoruz? Üst kata geldik bu arada. Para kasa dolu mu? Bugünün menüsü.
Olaylar oluyor. Ne oluyoruz lan? Yukarıda bir şeyler var abi. Harbi bir şeyler var yukarıda ve ben şimdi buradan geçerken garanti bir şey benim üstüme fırlayacak. Tahminim o yönde. Çok iyi olmuş yalnız ha. Buradan kamera... Eski Resident Evil oyunlarında kamera olayı böyleydi arkadaşlar. Arkadan gelen bir kamera yoktu. Gerçi onu oyunun girişinde ayarlayabiliyorsunuz sanırsam. Hani kamerayı ben açıkçası orijinalliği bozulmasın diye şey yapmadım. Orada bir sürü ot kaldı ya. Abi slime'lar burayı sarmış. 101 numaralı oda. Abi bir sürü obje kaldı. Yer yok çünkü çanta yok. Bunlar kasa falan da yok. Bunlar hep kalacak burada. Easy'de oynayınca böyle oluyor işte. Her yer. Oo pompalı. Abi pompalı var. Pompalı mermisi var. Ben bunları nereye atacağım ya? Ink ribbon var burada. Rebecca burada bekliyor da kapının önünde. Yavrum Rebecca ben bunları atmam lazım benim. Combine işini bu yapamıyor. Discard yok mu? Aynen şunu bir atalım. Şunu da bir atalım. Can nasıl olsa bol var abi. Bunları attık mecburen buraya bıraktık. Sonra alacağız bir şekilde. Pompalımızı bir alalım. Şurada pompalı var. Ana niye alamıyorum ya? Heh. Pompalı var abi ya. Sonra shotgun var. Bir cam var. Burada kaldı. Pompalı mermisi var. Daha fazla... Oo pompalı iki yer kaplıyor. Abi çok kötü. Bunu da atamam. Rebecca'ya vereyim bir şeyi. Bıçak var. Bıçak kalsın abi. Bıçak ileride işe yarar ya. Çok kötü. Bak şöyle yapalım biz onu. Pompalı kaç mermi alıyor acaba? Sadece iki yer... Oo, iki mermi alıyor ya abi. Bir şeyi Rebecca'ya vermem lazım. Bir sürü şey kaldı burada. Ink ribbon kaldı. Şey kaldı. Ah kızım ah kızım. Hiç olmadı bu. Buradan pompalıyı aldım. Geri kalan kaldı. Çok kötü abi. Pompalı mermisini almam lazım. Orada pompalı mermisi var. Bunlar bırakılacak şeyler değil yani. Rebecca'yı nasıl çıkaracağız oradan şimdi? O da ayrı bir tartışma konusu. Aha burada daha bir şey var. Bak şurada bir obje var arkadaşlar. Parlıyor. Kapı kolu gibi bir şey mi o? Rebecca'yı çıkaracağımız şey bu. Aa. Daha fazla item alamıyoruz diyor. Cık, abi çok kötü. Neyi açacağız? Gidip Rebecca'ya bir şey vereyim bari. Sonra geri geleyim tekrar buradan bir şey almak için. Kasa falan yok mu ya? Bu oyunda kasa yok muydu ya? Bir hatırlayamadım arkadaşlar. O işte tornavida gibi şeyle büyük ihtimalle Rebecca'yı o kapıdan çıkartacağız diye tahmin ediyorum. Kapıyı açmanın yolu odur herhalde. Ama geri gideceğim. Kasa var mıydı o arada bir ona bakacağım. Eğer yoksa çok kötü ki o şeyin orada kasa gibi bir şey yoktu abi. Yani öyle bir şey olduğunu zannetmiyorum. Rebecca'ya bir şey yollarız buradan. Ne yapalım artık? Slime'lar da her tarafı sarmış. Yolları da kapatmışlar. Onlar yüzünden geçemiyoruz da. Pompalı buldum. Mermisini alamıyorum. Burada kasa falan yok abi. Kayıt edebiliyorsun sadece. Ink ribbon falan kaldı hep yukarıda. Ah ah. Rebecca'ya bir şey yollayayım bari. Şuradan da. Rebecca'nın üstü de full gerçi. İşte küçük inventoryla böyle oluyor abi. O çantalar, o çanta şey yapmamız lazım. Çanta manta falan buluyorduk arkadaşlar oyunda. Öyle bir şeyler bulmamız lazım. Tekrar genişletmemiz lazım şu çantaları. Gideyim Rebecca'ya bir şey yollayayım bari de. Sonra geri geleyim o şeyi alayım bari en azından. Pompalı mermisi gitti çöpe kaldı orada ya. Orada bir sürü şey var abi. Ink ribbonlar var, şeyler var. Onları nasıl alacağız oradan? Hiç hoş olmadı bu durum açık söylemek gerekirse. Bu bölüm biraz daha uzun olabilir arkadaşlar. İlk giriş falan yaptık oyunda. Şu
tren olayını bitirene kadar bu bölümü oynarız. Ondan sonra artık indiğimiz nereden trenden sonra şey yaparız. Bir item koyalım buraya. Şu çantayı vereyim bari. Bu çok büyük, veremiyorsun diyor. Abim ne içim içimiş. Bu da çok büyük, veremiyorsun diyor. Ben ne vereceğim bu kuza? Şeyler gitsin bari, ne yapayım? Bıçağın nesi büyük ya? Al. Allah'ın Rebekası. Sonra geri gider alırım üst kata çık geldiğim zaman şu şeyden kurtulunca. Abi pompalı mermisi kaldı orada, pompalı mermisi. Canım bana Inkribon'u geçtim. Rebekayla gider alırım ben onları ya. Inkribon'u alır diğerinin üstüne koyar zaten. Pompalı mermisini de buna veririz. Mermileri de bölüştürürüz. Şimdi boss mos büyük bir şey gelecek. Tabancayla ölmüyor abi onlar. Hadi geri gidiyoruz. Resident Evil'da biraz bu olay var arkadaşlar. Hani kasaya gidiyorum, bir item'ı bir yere bırakıyorum, tekrar geri gidiyorum, tekrar ileri gidiyorum. Böyle direkt akıcı akıcı gidemiyorsunuz oyunda. Diğer aksiyon oyunları gibi değil. Biraz daha böyle bulmacalı, bilmeceli bir oyun olduğu için. Sınırlı inventörde çok büyük bir sıkıntı. Yani hani biraz daha geniş olsa 6 tane item taşıyabiliyorsun yanında abi. Kondüktörün oradan devam. Geri gidiyorum, oradaki o şeyi alacağım. Herhalde Rebecca'yı onunla kurtaracağız abi. Grafikler ilk oyuna kıyasla tabii ki daha güzel olmuş. Eclipse Express. Ay tutulması mıydı? Eclipse gün tutulması mıydı? Zımbırtıyı alalım şuradan. Ice Pick, buz kıracağı. Bir sürü ot mod kaldı. Orada inkribonlar kaldı. Pompalı mermisine takmış durumdayım. Pompalı mermisi kaldı. Pompalı mermisi değerli arkadaşlar. Ne oluyor lan? Abi bir şeyler oluyor orada. Aha o ne be? Ice Pick'i aldık, olaylar değişti. Burada bir de evet arkadaşlar, objeleri mobjeleri aldığınız zaman değişiyor olaylar. Aha! Abi pompalım da, mermim de yok şimdi, al işte. Oha! Yemin ederim belimi kırdı. Vallahi da billahi de belimi kırdı. Tekmezimi de akıtıyor şu an. İki mermim vardı, o da çöpe gitti ve elimde hiç mermi yok. Oba! Öldüm! Bildiğin öleceğim ben büyük ihtimalle arkadaşlar. Bundan geçmenin yolu yok çünkü hiç mermim yok. Geri de gidemiyorum. Ha geri gidebiliyorum bari. En azından gideyim şu pompalı mermisini alayım. Abi bu nedir? Şaka mısın ya? Mermileri de kıza verdik. Aha da dımdızlak kaldım. İşte böyle kızlar böyle oldu işte abi. Şu pompalı mermisini bari alayım şuradan ya. Hani daha fazla da aydın taşıyamıyorsun diyor, sağ olsun. Oh oh oh, çanta dolu. Bıçağı şurada bırakayım. Şu çantayı da şurada bırakayım. Bunu bırakamıyorum daha. Vay arkadaş. Bunu da bırakamıyorum. Oba çok güzel oldu. Şu otu kullanayım bari şuradan. Fine'deyiz ama birazdan yaralanacağız yani. Nasıl olsa bol bol var. Şu mermiyi de alalım şurada. Allah'tan pompalı mermisi burada kalmış da alıp Rebecca'ya verme gibi bir salaklık yapmadım. 60 tane mermim vardı. Gittim adama verdim ya. Hadi bakalım şu akrebi öldürelim. Akrebin ne işi var burada? Bıçağı da bıraktık ya. Hiç de bıçağı bırakasım yoktu. Hadi bakalım yardır. Akrebi öldürmeye gidiyoruz. Akrep öldürmeye pompalıyla gidiyoruz abi. Pekmezini akıttığımın akrebi. Göremiyorum da seni koçum. Öleceksin mi? Bir seferde iki mermi mi atıyor bu ya? Abi ağzımı yüzümü kırdı. Çok zor dolduruyor bu mermiyi.
Mermi mi bitti bildin ya? Neyse öldürdük bari. Lanet giresici ölürken bile vuruyor. Çekil git, yürü git. Pislik. Öldün mü koçum sen? Öl ya da ölüyorsan öl. Düş yere. Lanet giresici pekmezin akıttım. Gideyim şu bıçağımı bari alayım şuradan ya. Bıçağım kaldı. Tövbe tövbe. Allah'tan bir mermim kalmıştı arkadaşlar. Hani yani her an bitebilirdi o. Bir tane ot alayım kullanayım bari şuradan. Daha sonra bunları almaya geri dönemiyoruz arkadaşlar. Bu trende kalan trende kalıyor. Üstümüze ne alırsak onu alıyoruz. Ben gideceğim şuradan bıçağı alacağım. Ice Pick'i zaten atamıyorum. Bıçağı alacağım. Inkribon'da kaldı orada artık. Ne yapalım? Inkribon'da kaydediyorduk artık. Rebecca ile sonra buraya tekrar gelebilirsek gelip alırız. Inventory çok kısıtlı. Ne diyorsun ya? Rebecca'yı kurtarmaya gidiyorum. Akrebi öldürdüm. Mermilerimi de Rebecca'ya verdim. Süper oldu. Rebecca'yı oradan çıkartınca ben gider o mermileri alırım. Umarım bu şeyi atar tekrar kullanmayız. Şu buz kıracağını. Al işte akrep de gitmiş. Bir daha bu akreple karşılaşırız biz şimdi. Aha burada yine bir şey var. Eh be abim be. Eh be abim ya. Bıçağı illa bana bıraktıracaksınız ya. Bu bıçağa geleceğim sonra alacağım ben. Hadi bakalım aşağı iniyoruz. O mutfak gibi yerde gördüğümüz şeyi açacağız galiba arkadaşlar. Yerdeki şeyi açmak için bunu kullanabiliriz diye tahmin ediyorum. Yani zombi mombi çıkarsa ben harbi öldüm bu sefer. Tek mermi pompalı gidiyorum. Kaçarım yani zombi çıkarsa. Yapacak bir şey yok. Artık Allah kerim diyoruz. Yürüyoruz. Abi bu tren bu kadar uzun muydu ya? Bitmeyen tren yapmışlar. Hadi bakalım. Bir çeşit alet lazım burayı açmak için diyor. Ben sana alet getirdim koçum. Hadi bakalım aç. Umarım onu atarsın bak. Onu yanımıza alma. Attı mı? Ey bari attık Allah'tan. Allah'tan attık. Şu mermilerimi alayım. Bıçağım da orada kaldı. İkinci katta kalmış. Çağırıyorum geri. Şu mermilerimi alacağım. Bıçağım orada kaldı. O bıçağımı almak için tekrar geri gideceğim ben. Sonra giderim. Şimdi Rebecca'yı kurtarayım. Hayır, çantayı atamıyorsun yere. Yani briefcase'i atamıyorsun. Saçmalığın daniskası. Yani büyük ihtimalle görev itemi var içinde arkadaşlar da o yüzden atamıyoruz. Aslında saçma değil de. Görev objesi varsa atamıyoruz tabii ki haliyle. Ulan alevli zombi var mı başka? Tövbe tövbe ya. Öl lan öl. Ne ara yandınız siz ya? Diğer taraftan kapalı diyor. Oo, bunu Rebecca'ya göndereceğiz. Hadi bakalım. Hadi geri. Böyle işte arkadaşlar Resident Evil'da böyle iniyorsun, çıkıyorsun, sağa gidiyorsun, sola gidiyorsun. Ezbere bilmiyorsan, hatırlamıyorsan deneye deneye bulman lazım bazı şeyleri. Biz de biliyorsunuz şaşkın oyuncuyuz. Hadi bakalım bir item verelim sana item. Rebecca al sen bunu yavrum. Al asansörde. Hadi aç orayı yavrum hadi. Ben geleceğim sana. Rebecca.
Aa, Rebecca da bir şey alamıyor. Süper. Rebecca'nın üstü de dolu. Abi bundan işte... Bundan nefret ediyorum. Çünkü insanı gerçekten çok oyalıyor. Rebecca da ne yapsın, şunu bıraksın. Aç dükkanı Rebecca, aç şurayı. Of, iyi bari açtık şu kapıyı. Yalnız o şey kaldı orada, onu bir alalım. Gerçi cam bıraktık, gerek yok ya, bol miktarda var zaten. Aynen, gidelim şu Billy'ye. Gel Billy Billy diyelim, Billy'ye gidelim. Burada yapacağımız başka bir şey yok. Billy'nin oraya gidelim, gel bana Billy diyelim. Gel Billy Billy. Billy'nin şeyi kaldı, onu almamız lazım daha. Aşağı ineceğiz oradan tabii ki. Okay. Hadi gidiyoruz. Rebecca ile gidiyorum ben arkadaşlar genelde. Billy'nin bıçağı kaldı ya. Billy'nin bıçağını almaya gideceğim ben arkadaşlar. Gerçekten sinir oldum, o bıçağı istiyorum ben. Taktım o bıçağı. Bu arada gidip evet tepede Ink Ribbon da var. Onları falan da alalım. Bir kayıt yapalım arkadaşlar. Bölümü çok da fazla uzatmayalım isterseniz. 30 dakikayı geçtik. Kime sıkıyorsun lan? Abi siz ölmüyorsunuz mu koçum ya? İyi neyse temizledik. Abi bu odaya kaç kere girdik? Kaç kere girdiysen kaç kere zombi çıktı? Bir tur daha çıkar şimdi. Bir tur daha sıkarız zombileri. Üst kat var da oraya gideceğiz. Oo. Sıkın koçlar. Ölmemiş ya lan bu. Çüş. Vuran vur vurana konuşamadım. Domdom kurşunu bunlar. Üst kata çıkacağız. Dediğim gibi oradan şeyi alacağız. Sonra bu odaya gelip bir kayıt alacağız. Ink Ribbon orada. Otlar kaldı. Oradan alınacak şeyler var. Şeyin bıçağı var. Billy'nin bıçağını almadık. Hadi üst kat. Billy, al bıçağını koçum. Evet. Tekrar Rebecca'ya geçiyoruz. Bu arada çantada çok fazla yer yok. Rebecca'yla bir Ink Ribbon'lar alalım. O odada kalan başka ne varsa büyük onu alırız. Sonra bir de kayıt yaparız arkadaşlar. Rebecca'yla gelelim, şuradan şey alalım. Bir yer boş bırakalım biz, garanti olsun. Cana ihtiyacımız yok şu an. En azından şey yapalım. Şuradan Ink Ribbon'ları alalım. İleride onlara ihtiyacımız olacak. Ink Ribbon'u Allah'tan diğerinin üstüne koyuyor. Yani o sıkıntımız yok. 8 tane Ink Ribbon'umuz oldu. Hadi gidelim bir kayıt yapalım. Bölümü sonlandıralım arkadaşlar. Trende daha macera devam edecek. Hızlıca aşağı ineceğim. Tekrar kayıt yapacağım arkadaşlar. Çok güzel ya. Harbiden çok güzel. Duygularım şu an anlatamıyorum size. Nostalji buram buram yaşıyorum yani. Ve kayıda doğru. Şu daktilonun sesini bir daha duyalım. Abi odanın sesi bile güzel ya. Override diyorum. Ve Resident Evil Zero'nun ilk bölümünün sonuna geliyoruz arkadaşlar. Kabinde tekrar kayıt aldık. Evet arkadaşlar, dediğim gibi Resident Evil Zero'nun ilk bölümünün sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı esirgemeyin.
Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.